Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz spiritüel danışman Sayın Halide Eşkin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Halide Eşkin kimdir? Tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Merhaba, ben Halide Eşkin. 1973 yılında Almanya'da doğdum. 79 yılında Türkiye'ye, İstanbul'a geldim. O zamandan bu zamana Sabiha Özel Eğitim Kurumları'nda modelistik ve stilistik eğitimleri aldım. 2017-2018 yılına ve halen şu anda tekrardan geri döndüm, modelistlik yapmaktayım. Aynı zamanda da 2000 yılından bu zamana kadar da insanın kendi içindeki öz potansiyeli keşfetme adına çıktığım bu yolculukta birçok eğitimler aldım. Eğitimlerle beraber danışmanlık yapıyorum. Halide Eşkin işte budur diyorsunuz. Evet, iyi ki de bu Halide Eşkin. Çünkü öncelikle kendi farkındalığını kazanıp sonrasında birçok insana dokunabilmek için birçok eğitim almış ve bugün burada izleyicilerimiz de bu tecrübeleriyle, bilgileriyle tekrar bilgilendirecek. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bu yolculuğa çıkmanıza herhangi bir sebep var mıydı? Hikaye nasıl başladı? Hikaye normalde daha çok küçükken paranormal olaylar yaşıyordum. Yani dur görü olayım vardı. Tabii ki benim çocukluğum dönemlerinde çok fazla bunlar anlatılmıyordu, bahsedilmiyordu. Bu sefer bir içine kapanıklık olaylarıyla beraber daha çok asosyaldim. Zaman içerisinde bu zamana uygun olarak tabii enerji açıldı. Bu sefer daha içsel kendini keşif başladı ve neyin ne olduğunu daha iyi anlamaya başladım. Bir de bizim bilinçaltında atalarımızdan aldığımız, anne karnından aldığımız kodlamalar var. Çevresel faktörler. Onların sıkıştırılmış yoğunluğunu açmak. Bu biraz içeriden darbeliyor. Ama sonra bir şeyleri yaşayıp da olayın dışına çıkıp baktığınız zaman aslında neyi neden yaşadığınızı daha iyi anlıyorsunuz. Böyle bir yolculuk. Beni ateşleyen şöyle bir şey olmuştu. Bir gün çok öfkeli ve kızgındım iş yerinde. Hep karşımdaki kişi mesela bağırarak geliyordu ve ben içimde aslında bağırdığımı farkında değildim, öfkelendiğimi. Bir gün bir idrak yaşadım. Ben bir şeyi yanlış okuyorum. Çünkü hayattan bu gözlerle baktığım her şeyde yani ben üzgündüm, ben anlayamıyordum, ben yorumlayamıyordum. Ve bu sefer de diyordum ki insanlar beni anlamıyor, insanlar böyle işte agresif veya stresli veya şu. Ama içeride onu üreten bendim. Ne zaman ki bunun sorumluluğunu aldığım zaman aslında içeriden her şeyin yansıdığını, benim dışarıya projekte ettiğimi farkında olmadan ve dışarıdan da bana geri yansıdığını idrak edince peki ben o zaman bunu nasıl doğru okuyabilirim? Yolculuğuyla başladı. Evet. Aslında söylemiş olduklarınız o kadar doğru ve gerçek ki birçoğumuz da bunu yaşamaktayız, deneyimlemekteyiz ama anlamıyoruz. Değil mi? Anladığımız zaman zaten olay büyülü bir hale geliyor. Çünkü o öz potansiyelimizi açmış oluyoruz. Ve iyi, kötü, güzel, çirkinin arkasındaki yani gölgelerden sıyrıldığımız zaman o gerçeklik, çırılçıplık aslında bizde olduğunu fark ediyoruz. Evet. Peki, bir kırılma noktası bu. Evet. Ve dönüm noktası. Kırılarak dönüşmeye başlayan bir nokta. Evet. Bu noktadan sonra ne tür eğitimler aldınız spiritüel alanda? Birçok eğitimler aldım ama başlıcalarında Reiki, Kundalini, Biyoenerji. İlk önce enerji yani bilinmeyen tarafıyla uğraştım. Access Bars, Theta Healing'in DNA 3'e kadar aldım. Regresyon eğitimi, çünkü geçmiş yaşamlarla daha çok ilgilendim. Yani geçmişte ne oldu ki kişi şu anda burada, hangi dinamikler arka planda, yani arkada, yani görüntüde bir şeyler var ama dışarıda. Hani şey gibi,
biz oynuyoruz, bir şeyler yapıyoruz, ediyoruz ama güdümleniyoruz. Arka mekanizmada otomatik bir şeyler çalışıyor. Bu arkadaki olay ne? Sır neydi? Onu çözdüğümüz zaman neyin neden olduğunu, çünkü bilinçaltı bir de hikaye ve sembollerle çalışıyor. Sembolü çözdüğümüz zaman o zamana, o döneme hizmet ettiğini anlıyorsunuz. O hizmeti şimdi bu zamana uygun olarak ve bu zaman uygun olarak yaşadığımız zamanda veya açtığımız zaman bu aynı zamanda geleceğe projekte ediyor. Yani geçmiş ve gelecek şu anda dediği nokta da bu. Farkında olduğun şeyin efendisi oluyorsun. Farkında olmadığın şeyin kölesi. Aslında bu farkındalık yolculuğu da bu. Evet. Peki danışanlarınız daha çok hangi konularla size ulaşıyor? Daha çok aile içerisinde çatışmalar olabiliyor. Evet. Kadın erkek ilişkilerinde eş rollerindeki kişilerle iletişimsizlik veya çocuklarla. Bunların zaten temelinde yatan da yine anne babadan rol aldıklarını örneklendirmek gerekirse anneye çok bağımlı kişi babaya biraz daha uzak diyelim. Bu sefer erkek çocuğuysa bu, ne kendi içindeki eril enerjiyi çok sağlıklı besleyemiyor. Anneye daha yapışkan, daha ihtiyaç halinde bir kişi açıyor. Bu sefer toplumda veya kendi yaşamını açtığı zaman bağımlı ilişkiler geliştiriyor. Bunun temelindeki hizmeti, yani iyi kötü diye bir şey yok zaten bizim çalışmalarımızda. Buradaki hizmet ne? Burada bağımlı olan durum, söz konusu, ihtiyaç neydi? Ondan sonra daha dengeli, daha sağlıklı nasıl olunur? Kişi hikayeyi anlayıp da çözdüğü zaman, çünkü herkesin aslında şifacısı kendi içinde. Biz sadece kendi içindeki potansiyeli açarken kişiye yanında yolculuğuna rehberlik ediyoruz. Daha sağlıklı, daha farkındalıklı, bu sefer daha kendini okuyabilen bireyler oluyor. En azından özgürleşiyor. Demin söylediğim gibi. Yani ya kendinin efendisi olursun ya da kölesi. Kölelikten çıkıp biraz efendiliğe gitmek yolculuğu gibi oluyor. Duygusal anlamda daha rahat hissediyor. Kendisini daha rahat ifade edebiliyor. Evet, sohbetimizin içerisinde birçok eğitimler aldığınızdan bahsettiniz ve bunların içerisinde Theta Healing var, Access Bars var, regresyon, bilinçaltı dili var. Theta Healing nedir? Theta Healing derin bir meditasyon tekniğidir. Bu derin meditasyon tekniğiyle beyin frekansını Theta seviyesinde tutup kişinin hizmet etmeyen duygu, düşünce, inanç değişimi gözlenir. Theta Healing'i uygulayan kişi, bunu arzu eden kişiye özgür iradesiyle izin alıp yapabilir. Uyguladığınız kişi sadece izin verir, derdini anlatır ve siz de ona izin verdiği ölçüde duygu, düşünce, inanç değişikliği yaparsınız. Bazı duygu, düşünce, inançlar bu yaşamda öğrenilir, kaydedilir. Bazıları genetikten gelir, ata kayıtlarımızdan gelir. Bazıları ortak bilinçten gelir. Tarihten, insanın ortak geçmişinden, kolektif bilinç de diyoruz ona gelir. Ya da ruhta kayıtlarımızdan gelir. Kişiye hizmet etmeyen herhangi bir korku, endişe, travma, psikolojik hastalık sebep olan herhangi bir duyguyu, durumunu dört inanç seviyesinde dönüştürülür. Gözlemini yaptığımız şey gerçeğimiz olur. İzin veren kişi bunu okeylediğinde, evet dediğinde de onun gerçeği olur. Bu kadar zarif, kolay, sevgi dolu, dönüşüm sağlayan bir tekniktir. Yaradan'ın koşulsuz sevgisiyle gözlem yapılır. Ne uygulayanı yorar, ne uygulanan için yorulur. Çünkü enerji değişimi anda olur. Kişi değişimi yaşam içerisinde yaşarken fark eder. Evet. Gerçekten de başarılı bir teknik ve bu teknikle de çok doğru sonuçlara ulaşılabiliyor. Peki siz danışanlarınızda daha çok hangi tekniği kullanmayı seviyorsunuz? Yoksa danışılan konuya göre tüm tekniklerden bir harmanlama yapıyor musunuz? Evet, biraz harmanlama oluyor. O andaki o günün enerjisine,
durumuna, kişinin arzu ettiği şeye, o hikayeye bağlı olarak zaten doğaçlama olarak gelişiyor. Ama bana sorarsanız ki en sevdiğiniz teknik nedir? Theta Healing ve regresyon eğitimi. Regresyon yöntemi de kişinin mevcut zihinsel, duygusal sağlığına zarar verdiğine inandığı önemli geçmiş olayları bulma ve çözmeye odaklı bir kişisel gelişim yöntemidir. Bu çok keyifli oluyor. Evet. Oldukça derin bir kazıma yapılıyor değil mi burada? Evet, çok. Kişi zaten kendisinde yani bilmediği, farkında olmadığı çok derin evet. Programları. Evet, evet gerçekten de öyle. Peki, seans sürelerinden de biraz bahsedelim mi? Ne kadar sürüyor? Ortalama aşağı yukarı 1,5-2 saat sürebiliyor. Bazen bu uzayabiliyor. Çünkü o anda kişinin durumuna göre ya saat doldu da tamam diyemiyorsun. O anın enerjisi, uyumu, o bir akışta oluyor. Evet. Peki seanslarınızı danışanlarınızla birebir yapmayı mı tercih ediyorsunuz? Ya da birebir mi yapılması gerekiyor? Yoksa online seanslar da yapılabilir mi? Online seanslar da yapılabiliyor ama ben birebiri daha çok tercih ediyorum. Evet. Fakat size ulaşamayan, belki de Türkiye'nin bir diğer ucunda olan, belki de yurt dışında olan potansiyel danışanlarınız böyle bir taleple size gelse, online seanslar da yapabilir misiniz? Tabii yapabiliyoruz. Skype üzerinden, görüntülü arama üzerinden onu yapıyoruz. Çünkü enerji tek bir yerde değil, bütün de. Yani zaten biz kuantum altında çalıştığımız için evet. Zaman, mekan ve yerden öte bir çalışma oluyor. Evet, biz sadece gerçekten. Burada olayı sadece gözlemleyeniz. Yani şifa yapan da biz değiliz. Evet. Her şeyi yaradana zaten bırakıp sadece gözlemliyoruz. Orada zaten güzel bir akış oluyor. Değişim, dönüşümde kişi niyetlendiği zaman gerçekleşiyor. Evet, istediğinde. Kesinlikle. Ve niyet ettiğinde şifa. Ve kabul ettiğinde değil mi? Tabii. Evet. Zaten şifa, niyet bize gelmeden başlıyor. Şifa sistemi kendi içinde veya ben yine kendimden örnek veriyorum işte ben bir şey yanlış okuyorum. Doğru nasıl okurum dediğim zaman önümde o zamana kadar yaşamadığım veya farkında olmadığım bilgiler açıldı. Onları okumaya başladım. Yani başıboş değiliz. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz çok teşekkür ederim, programımıza. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, spiritüel danışman Sayın Halide Eşkin konuğumuz oldu. Hoşçakalın.